Şimdi Yaman Akdeniz'i alacağım yayına. Yaman Bey merhabalar. Sizin başlatmış olduğunuz bir dava süreci de var ama tabii dava sürecini başlatmak için asıl onu soracağım. Ya neden kapatıldığını anlamış olmak gerekiyor ya. Siz anladınız mı neden kapatılmış olduğunu tam olarak? Valla siz çok güzel anlattınız. Ben de gülümseyerek dinledim. İki tarafta da bir tarafta Bilgi Kirliliği, BTK Bakan Yardımcıları bir şey diyor. İletişim Başkanlığı başka bir şey diyor. Cumhurbaşkanı başka bir şey diyor. Bir taraftan da biz Meta'nın yani Instagram ve Facebook'un sahibi şirketin işte 5. günde suskunluğunu görüyoruz. Ben defalarca söyledim. Çıkın bir açıklama yapın. Çünkü ortada çok ciddi bir bilgi kirliliği hatta dezenformasyon var. Ama tabii biz kendilerinin yaptığı açıklamaları takip etmek durumundayız. Onlar da BTK üzerinden aldıkları bu idari tedbir yani cuma gece yarısı operasyonu ile engellendi. Üstüne de bir zaten suç ceza kararı gelmediği için biz bunu 5651 sayılı yasadaki katalog suçlar olduğunu anladık. Zaten sonradan onlar da devlet yetkilileri de katalog suçlara işaret etti ama 8. maddeye baktığımızda Nevşin ondan fazla katalog suç var. Yani müstehcenlik de var, Atatürk'e hakaret de var, işte çocukların cinsel istismarı var, fuhuşa teşvik var, MİT kanunundaki bazı suçlar var falan. Hangisi olduğunu söylemiyorlar. Biz de zaten dün Kerem Altıparmak'la birlikte bilmeden yani aslında çok da bir önemi yok. Fakat tabii bu karar için mahkeme onayı şartı yok. Asıl sorun o. Onun için zaten anayasaya aykırılık itirazında bulunduk. Çünkü bir sulh ceza kararı olduğunda biz sulh cezaya gidiyoruz. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz hızlı bir şekilde. Ama şimdi idari yargıya başvurmak zorunda kaldık. O da aylarca sürecek bir süreç. Adli tatil devam ediyor. Dolayısıyla hani özellikle düşünülmüş, bu planlanmış ve katalog suçlar deyip işi çıkmaza sokmak için ve geri planda da işte bazı talepler, hassasiyetler konuşuluyor. Yani şey mi oldu sizce? Böyle bir gazla kapatıldı bu. Hani falan meselesi. Sonra da buna bir kılıf bulunması gerekti. Hukuki gibi mi anlaşılıyor? Peki biz normalde BTK karar veriyor, sonra mahkeme kararını görmüyor muyduk? Bu süreç öyle işlemiyor muydu normalde? Nevşin, o 8A dediğimiz bu milli güvenlik kamu düzeninin korunması veya bu erişim sağlayıcıları birliği üzerinden gelen kişilik hakları ihlaliyle ilgili. Hani biliyorsun engelli webten yüzlerce paylaşıyoruz işte hakaret edilmiş vesaire diye. Onlar suç ceza mahkemelerinden geliyor. Bu Wikipedia engellendiğinde veya Ekşi Sözlük engellendiğinde gene 8A'ydı. O kararları şeffaf bir şekilde görüyorduk. Fakat BTK'nın aldığı bir idari tedbir kararını kimse görmüyor ve benim bildiğim kadarıyla bu karar Meta'ya da gönderilmedi. Onlar da görmedi. Zaten üstünde ne yazacağına da çok merak ediyorum. Yani çünkü paylaştım, görmüştün, sen de paylaştın. 6 ayda bir yayınladıkları şeffaflık raporlarında zaten o yasaya uygun bir şekilde hareket ettiklerini beyan ediyorlar. O bakımdan zaten hani senin yayının başında belirttiğin gibi acaba neden? Başka ne talepler olabilir? Fakat yasal çerçevenin içinde hareket eden bir sosyal medya platformu söz konusu aslında. Peki Meta'ya da mı söylememişler? Şu işte mesela Cüneyt'in şeyine YPG demişler. FETÖ dendi deniyor. FETÖ paylaşımlarını kaldırın dendi deniyor. Bunlar şifaen mi denmiş Meta'ya? Yani öyle bir şey, öyle bir orta yol bulalım mı denmiş? Şimdi tabii Hamas'la ilgili içerikleri otomatik kaldırmasından dolayı duyulan rahatsızlığı artık biliyoruz. Bir buradan hareket ederek benim de anladığım PKK ve FETÖ içeriklerini de o zaman otomatik kaldırın gibi bir sonuç çıkıyor burada. Fakat biraz önce belirttiğim gibi yasal çerçeveye geri dönersek katalog suçlar arasında terör propagandosu veya terör örgütleriyle ilgili bir suç tiplemesi yok. O listede yer almadığı için de talepler yani devlet tarafından yapılan taleplerde yasal çerçevenin dışındaki talepler aslında. Yani 5651 sayılı yasada terör propagandası veya terör örgütleriyle ilgili bir suç yok. Şimdi o zaman sizin açmış olduğunuz dava süreci yani nereye
evrilecek? Nereye evrilmesi gerekir? Öyle sorayım. Şimdi bizden başka dava açanlar da var. Biz biraz hani pazartesiyi görelim, belki bu çözülür dedik. Adli tatilin olduğunun da farkındayız. Fakat tabii pazartesi bu iş çözülmeyince o zaman salı günü kullanıcı sıfatıyla, yani kullanıcı platformun kullanıcıları olarak yaptığımız başvuruda hem diğer davalarda olduğu gibi yürütmenin durdurulmasını talep ettik. Ama daha da önemlisi, biz aslında bizim dava dosyamızın Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini istiyoruz. Eğer bunu yaparsa mahkeme, Anayasa Mahkemesi bu sefer BTK'ya 5651 sayılı yasada verilen erişimin engellenmesi yetkisinin anayasaya aykırı olup olmadığını değerlendirecek. Biz aykırı olduğunu ve iptal edilmesi, yani böyle bir yetkinin olmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü birazdan göstereceksinizdir, sizin programda da biz yayınla açıklayacağız. Bakın 2024'ün ilk çeyreği sonu itibariyle Türkiye'den 1.043.312 web sitesi ve alan adı erişime engellenmiş. 2006'dan bu yana ve baktığımız zaman sağ tarafta göreceksiniz 769.608 web sitesini BTK başkanı, kapatılana kadar 129.164 web sitesini Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı erişime engellemiş. Topladığınız zaman bu 1.043.000 web sitesinden 900.000 kadarı nevşin idari tedbir dediğimiz ve bu görmediğimiz, yani Instagram'da olduğu gibi şeffaflıktan tamamen uzak kararlarla erişime engellenen web siteleri olarak bunu değerlendiriyoruz. Buradan da zaten kamuoyuna bunu açıklamış oluyoruz. O bakımdan artık bu yetkinin, ki BTK başkanı, bak BTK kurum da değil, yani bir kişiye verilmiş bir yetki ve BTK başkanının tabii tek işi de bu değil. Yani adı üstünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Bin tane işinin arasında bu web sitelerini engelleme görevi de kendisine verilmiş, yani kuruma değil başkana verilmiş. Dolayısıyla böyle bir yetkinin artık anayasaya aykırı olduğu çok açık. Çünkü bu kararları, bu yetkiyi kullanarak aldığı bu idari tedbir kararlarını onaylayan bir mahkeme yok. Mahkeme kararı yok ortada. Hani olsa ne olacak diyebilirsin, ki biz bunu işte 8A kararlarında sendika.org, Wikipedia, Oda TV, ekşi sözlük engellemelerinde de gördük. Ama en azından çok hızlı bir şekilde bir şeffaflık oluşuyordu. O kararları görüyorduk, o kararlara itiraz ediyorduk. İtirazlar da kısa bir süre sonra reddedilince hemen Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorduk. Anayasa Mahkemesi'ni de eleştirebiliriz. Bazen hızlı, bazen yavaş, ama işleyen bir süreç varken şimdi adli tatil sırasında tıkandık. Yani bir kıskaç söz konusu ve Instagram'ı geri planda, arka planda sıkıştırıyorlar bazı işte içerikleri kaldırsınlar diye. Şimdi o zaman sizin lehinize bir karar çıkarsa bu ne demek? Yani kanunu yeniden düzenle. BTK başkanı evet, böyle kafasına göre site kapatamasın diyecek anlamına gelir bu. Bu da hadi bakalım ayrı bir tartışma başlatır. Çünkü şöyle düşünülüyor. Şimdi böyle yazan izleyicimiz de çok oldu. Mesela Murat Kırkan diyor ki ya bu bir nabız yoklama. Aksi bir durum halinde sosyal medyayı komple kapatırlarsa nasıl bir tepki olacak? Onu ölçüyorlar. Bunu söyleyen çok oldu. Bugün Instagram, yarın YouTube, öbür gün Twitter. Bu böyle bir başlangıç, tepkiye baktılar falan. Sizin de yorumunuz o yönde mi biraz? Tabii yani bir taraftan Instagram'ın zaten sessizliğini onun için eleştiriyorum. Çünkü bu sefer daha kolay bir lokma mı acaba diye. Çünkü hatırlayacaksın Mayıs 2023 genel seçimlerinden bir gece önce Elon Musk bir tweet atıp demişti ki bazı hesapları kapatmak zorunda kaldım. Eğer kapatmazsak bizi toptan kapatacaklardı ve bütün Türkiye kaybedecekti gibi bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla arka planda bu baskılar zaten var. Ama şimdi tabii Instagram'ın suskunluğu acaba ne yapacaklar diye hepimizi düşündürüyor. Normal ya şartlarda ben... Çok özür dilerim. Şöyle anlıyorum. Çok doğru sözü. Instagram'a da şey mi diyorlar ya, işte ikna edeceğiz herhalde, hay Allah öyle, yani onu oraya da olumlu konuşuyorlar herhalde. Onlar da neyse
Şimdi konuşursak iş uzar. Öyle de oluyor ya, kavgaya bu sefer yani hukuk mukuk olmadığı için, hislerle ve duygularla yönetildiği için Türkiye, Instagram açıklama yaparsa bu sefer vay bizim açıklamamızın üstüne açıklama yaptılar, açmayalım da görsünler falan oluyor ya, ondan mı herhalde bilmiyorum ki. Yani bu uluslararası şirketlerin yönetim mekanizmaları da karmaşık. İşte bir taraftan ticari faaliyetlerle ilgili ekipleri var, bir taraftan hukuk birimleri var. Aslında Meta'nın kuvvetli ve sivil toplumdan transfer ettiği ve oluşturduğu bir insan hakları ekibi de var. Dolayısıyla bütün açılardan bu durumu değerlendiriyorlar. Ben kendileriyle konuştuğumda aslında hukuki yollara başvurmaları gerektiğini söyledim. Yani aslında derhal bizim açtığımız davalar önemli olmakla birlikte en önemli davayı aslında açacak olan kurum Instagram'dır. Daha önceki örneklere baktığımızda YouTube'un biz Anayasa Mahkemesi'ne kadar başvurduğunu, Wikipedia platformunun biliyorsun yine Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu, tamam Wikipedia ile belki Instagram'ı karşılaştıramayız. Ciddi bir ticari kayıp da söz konusu, sadece sosyal bir platform olarak da değerlendiremeyiz. Önce bir açıklama yapıp en azından yargıya başvurmayı düşündüklerini söylemeleri lazım. Sonuçta tıkanacak olsa bile süreç, işte yargı bir baskı yapabilir. Sonuç alınamasa bile işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidilecek bir süreç söz konusu. Vallahi ne diyeyim hocam, Allah sonumuzu hayretsin. Teşekkür ediyorum. Tamam, ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.